Küçükken her şey daha kolay ama daha korkunçtu. Herkes evlerinde ufak tıkırtılar duymuş veya onların varlıklarını hissedebilecekleri küçük çaplı olaylara şahitlik etmiş olabilir. Ama benim yaşadıklarım herkesin yaşadıklarından daha farklıydı. Bunu biliyordum. Öncelikle ben doğmaması gereken bir çocuktum. Size kendi hikayemi anlatmadan önce annemin hikayesini anlatmak istiyorum. Zira benim başıma gelenlerin neden yaşandığını bu şekilde daha iyi anlayacaksınız. Annem Ankara'da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Dedem önemli bir bankada müdürken anneannem ise doktormuş. Hani toplum arasında kaymak kesim derler ya, tam olarak öyle bir ailenin kızıymış. Annemin ailesi her ne kadar zenginliklerine ve eğitimli oluşlarına düşkün olsalar da annem onlar gibi değilmiş. Daha mütevazi bir hayat sürmek ister. Fazla göz önünde olmak istemezmiş. Bu yüzden de özellikle lise yıllarında sınıftaki diğer zengin çocuklarıyla arkadaşlık etmek yerine kendisine göre durumu biraz daha kötü olan insanlarla arkadaş olmayı tercih etmiş. Annemin o zamanki en yakın arkadaşı Nevin de böyle bir kızmış işte. Aslında Nevin çok zeki ve başarılı bir kız olsa da özellikle dedem annemin onunla arkadaşlık etmesine şiddetle karşı çıkarmış. Ama yine de annem en yakın arkadaşından vazgeçmez. Gerekirse babasını da karşısına alırmış. Nevin durumu daha kötü olan kesimin yaşadığı mahallelerden birinde yaşarmış. Ama anneme onun evi kendi yaşadığı lüks evden daha çok ev gibi hissettirirmiş. Bu yüzden okul çıkışlarında sürekli Nevin'in evine gider. Onunla orada vakit geçirirmiş. Annemin Nevin'in evinde olduğu bir gün Nevin'in Konya'dan teyzesi gelmiş. Annemin anlayamadığı bir şekilde Nevin'in annesinin suratı kardeşini görünce bozulmuş. Onu sanki Nevin ve annemden uzak tutmak ister gibi kızlardan uzaklaştırmış. Annem bu davranışa bir anlam veremese de sesini çıkartmamış ve erkenden evine dönmüş. Ertesi gün Nevin anneme annesinin teyzesini pek sevmediğini, teyzesinin bir takım farklı uğraşlar içinde olduğunu söylemiş. Annem Nevin'in ne demek istediğini teyzesi Şükran'la tanıştığında çok iyi anlamış. Şükran falla büyüyle uğraşan bir insanmış. Bu yüzden de ailede ona uğursuz Şükran denir. Ondan uzak durulurmuş. Nevin'in evine de çat kapı gelmiş. Çünkü ne zaman haber verip gelmeye kalksa annesi gelmesin diye mutlaka bir bahane uydururmuş. Günlerce evden çıkmak bilmez. Bütün komşuları eve toplayıp onlara fal baktırırmış. Bu durum annemin de ilgisini çekmiş elbette. O dönemlerde yan sınıfta okuyan babamdan hoşlanırmış annem. Babamın ailesinin durumu annemin ailesinden de iyi olduğu için annem onu burnu kaftanındaydı diye anlatır. Annemi hatta kimseyi beğenmez, burnundan kıl aldırmazmış. Ama annem yine de ondan hoşlanırmış. O zaman için çok yakışıklıydı der annem hep. Tüm kızları kendine hayran bırakırdı. Ama hiçbirimizi beğenmez. Hep başı yukarıda, gözü birbirimize değmeden yürür derdi. Şükran'ın fal baktığını öğrendiğinde de bu yüzden içi içine sığmaz olmuş. Belki Şükran kendisine fal bakar ve babamın ne zaman annemin farkına varacağını söylermiş. Annem bu isteğini Nevin'e söylediğinde Nevin şiddetle karşı çıkmış. Asla demiş. Annem öğrenirse beni keser. Ama annem ağlamış yakarmış. En sonunda da bu isteğini Nevin'e kabul ettirmiş. Nevin annesinin onların evinde fal bakmalarına asla izin vermeyeceğini bildiğinden Şükran'ı bir okul çıkışlarına çağırmış. Okula çok yakın bir kafede kahvelerini içmiş, fallarını kapatmışlar. Fincanlar soğuduğunda Şükran annemin fincanını eline almış ve uzun uzun incelemiş. Suratı şekilden şekile girmiş. Ağzı bir açılıp bir kapanmış. En sonunda bu çocuk senin kaderinde yok demiş anneme. Ağzınla kuş tutsan da önünde bin taklalar atsan da dönüp sana bakmaz. Onun kaderi başkasıyla. 3 yıl sonra bulacak onu. Senin ise kaderinde kimse yok. Yalnız kalmaya mahkumsun sen. Annem ilk başta
Şükran'ın bu söylediklerine fal diyerek gelse de içten içe buna inanmış. Kimsenin onu sevmeyeceğini, en önemlisi de babamın onun farkına varmayacağını düşünüp üzünleniyor, kahroluyormuş. En sonunda Nevinlere gittiği bir gün gizlice Şükran'la konuşmuş. Onun bana aşık olması için ne yapmam lazım diye sormuş. Şükran sapsarı dişlerini göstererek gülümsemiş. Bunun tek bir yolu var. O da büyü demiş. Büyü kelimesini duyduğu anda annemin yüreği ağzına gelse de Şükran'ın dediği gibi büyü yaptırmaya razı olmuş. Şükran'a yüklü miktarda bir para ödemiş. Tuhaf isteklerini yerine getirmiş. Şükran'ın annemden istediği şeylerin ne olduğunu burada sizinle paylaşmamayı tercih ediyorum. Zira bir hata yapmaya müsait biri çıkıp da büyüyü kendisi de yapmaya çalışabilir. Sadece tek bir isteğini sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yıldan daha yakın zamanda ölmüş, 18'ini geçmemiş bir genç kızın mezarından bir avuç toprak. Bu isteği, isteklerinin en masumlarından biri sayılabilecekken, en fenalarını siz düşünün. En nihayetinde Şükran, 3 haftada büyüyü hazırlamış ve yapmış. Anneme bir muska vermiş. Bu muskayı da her daim yastığının içinde saklamasını söylemiş. Eline bir kağıt tutuşturmuş. 3 gece boyunca 3 kez kağıtta yazanları okumasını söylemiş. Annem Şükran'ın dediği her şeyi eksiksiz yerine getirmiş. 3. gecenin sabahında okula gittiğinde babam ilk defa annemle konuşmuş. Annemin heyecandan eli ayağı birbirine dolansa da bozuntuya vermemiş. Birkaç kez konuşup buluşmuşlar. En sonunda da babam anneme onunla görüşmek istediğini, kalbini ona kaptırdığını söylemiş. Annem heyecandan elleri ayakları birbirine dolanarak olanları Nevin'e anlattığında Nevin bu durumu onaylamadığını belli ederek bu büyü demiş. Büyü verdiğini bir gün mutlaka geri alır, kanma demiş. Ama annem elbette Nevin'in söylediklerini umursamamış. Şükran'ın söylediğine göre büyü 3 yıllıkmış. 3 yıl bittikten sonra yastığının altındaki muskayla birlikte büyünün de yenilenmesi gerekiyormuş. Annemin 3 yıl içinde babamın ona aşık olacağı inancı tam olsa da içindeki bir ses dikkatli olmasını, büyüyü yenilemesi gerektiğini söylüyormuş. Annem daha vakit var diyerek şimdiden bunu aklına takmak için erken olduğunu düşünse de 3 yıl sonra büyüyü yenileyeceği zamanı not almış. Üniversite sınavına girmişler. Nevin de annem de babam da Ankara'da üniversiteyi kazanmışlar. Nevin hala büyüyle birlikte olmadığını düşünse de zamanla susmuş ve karşı çıkmamaya başlamış. Büyünün yenilenme zamanı geldiğinde annem Şükran'a ulaşmış. Şükran büyüyü de muskayı da annem için yenilemiş. Annemi sıkı sıkıya tembihlemiş. Mutlaka 3 yıl sonra tekrar geleceksin demiş. Öyle de olmuş. Bir 3 yıl daha geçtiğinde babam anneme evlilik teklif etmiş ve nikah için gün almışlar. Annem o zaman tekrar büyüyü yeniletmiş ve bir kez daha 3 yıl sonra diye uyarılmış. Bir sonraki 3 yıllık zaman dilimi biterken de ben dünyaya gelmişim. Neden dünyaya gelmemesi gereken bir çocuk olduğumu söylediğimi anladınız değil mi? Büyüden olma, büyüden doğmayayım ben. Annem büyüyü yeniletmesi için Şükran'ın yanına Konya'ya bir bahane bulup gitmiş. Ama bu sefer büyüyü yeniletememiş. 3 yıl önce gittiği ev kapı duvarmış şimdi. Üniversite yılları bitmeden önce Nevin'le arkadaşlığı da sona erdiği için Şükran'ın başka nerede olduğunu bilmiyormuş. Önce Nevin'e ulaşmayı düşünmüş ama elinde ne bir telefon ne de bir adres varmış. Nevin daha fazla büyüyle annemin kendisine yalan söylemesine dayanamayacağını söyleyerek ya ben ya da büyü demiş. Annem de büyüyü ve babamı seçince Nevin'le arkadaşlığı bitmiş. Nevin de okul biter bitmez ailesiyle İstanbul'a taşınmış. Zaten böylece aralarındaki bütün iletişim kesilmiş. Annem ne yapacağını bilmez şekilde Şükran'ın kapısının önünde otururken oradan geçmekte olan yaşlı bir kadın annemi görmüş. Yaşlı kadın hayırdır kızım birine mi baktın diye sorduğunda annem Şükran'ı aradığını söylemiş. Yaşlı kadının suratında bir korku ifadesi belirmiş. Dudakları bir duayı mırıldanmış. O kadının adından ancak şer gelir. Ne yapacaksın onu? Annem
eski bir arkadaşının teyzesi olduğunu, onu ziyarete geldiğini söylemiş. Kadın bastonunu yere vurmuş, sonra da titreyen elleriyle havaya kaldırıp Şükran'ın kapısını işaret etmiş. Aldılar götürdüler onu kızım. Bir yıldır onu gören kimsecikler olmadı. Annem kimler diye sorduğunda kadın cinler diye cevaplamış. Uzun yıllardır koca koca gölgeler gezerdi evinin içinde. Bilirdik onun cinli olduğunu. Yapma etme, büyü de fal da haramdır dedik ama dinletemedik. En son geçen kış kapı pencere açık bulduk evini ama kendisi içeride yoktu. Mahallenin gençlerinden birkaç tanesi kontrol etmeye eve girdiğinde evde sanki deprem olmuş dediler. Her yer yerdeymiş, etrafta hayvan leşi varmış. O günden beri de kimse görmedi onu. Akrabaları da evi boşaltıp kapısına kilit vurdu. Sen de durma bu uğursuzun kapısında. Kızım var git yoluna. Kadın son sözlerini söyleyip bastonuna dayana dayana yürüyüp uzaklaşmış. İşte o zaman bir korku sarmış annemin içini. Babamın ona aşık olduğuna eminmiş ama bunun büyüden mi yoksa zamanla mı olduğuna emin değilmiş. Konya'dan Ankara'ya dönerken tüm yol boyunca bunu düşünüp durmuş. Eve döndüğünde de kendi bildikleriyle büyüyü tekrarlamış. Muskayı elinden geldiğince kendisi yazıp yastığa yerleştirmiş ve beklemeye başlamış. Beklemiş ve beklemiş. Üçüncü yılın dolmasının üzerinden neredeyse 2 ay geçene kadar rahat bir nefes alamamış. Ama en sonunda bakmış ki babam ona hala deli divane aşık. İşte o zaman büyüyle başlayan aşklarının zaman içinde gerçeğe dönüştüğüne inanmış. Sonra her şeyi unutmuş. Büyüyü de Şükran'ı da sahip olduğu aile için Allah'a şükredip büyü için tövbe etmiş. Babam öldüğünde büyünün yenilenmemesinin üzerinden yalnızca 9 ay geçmiş. Gayet sağlıklı babam işe gitmek için evden çıkmış ve daha 27 yaşında iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Hiçbir şekilde rahatsızlığı olmamasına rağmen bu şekilde hayata gözlerini yummuş. Annem de işte o zaman anlamış Nevin'in ne demek istediğini. Büyü mutlaka verdiklerini geri alırmış. Annemin yaşadığı vicdan azabından ötürü ağlayamamış bile. Babamın ölümüne kendisinin yaptırdığı büyülerin sebep olduğunu bildiğinden acısını içine gömmüş ve beni de alıp İstanbul'a taşınmış. O andan itibaren de sadece benim için yaşamış. İstanbul'a taşınınca ne yapıp ne edip Nevin'e ulaşmanın bir yolunu bulmuş. Başından geçenleri ona anlatmış ve onu dinlemediği için ondan af dilemiş. Nevin bunca zorluk yaşayan annemi geri çevirmemiş ve onu affetmiş. Annem her şeyin geride kaldığını, yaptığı şeyin bedelini ödediğini düşünürken büyünün yenilenme zamanı gelmiş ve o anda ne büyük bir hata yaptığını anlamış. Benim hikayem de burada başlıyor işte. Annem bende bir gariplik olduğunu fazla geçmeden sezmiş. Annemin söylediğine göre geceleri yatağımdan kalkıp oturuyor. Karşımda biri varmış gibi konuşuyormuşum. Ama bana göre burada biri varmış gibi değil, biri vardı. Onu görebiliyordum. Her gece beni ziyarete gelen yaşlı kadın kafamı tıklıyor, yavaşça açıyor ve yatağımın ucuna oturuyordu. Şu an geriye dönüp baktığımda onun suratını hatırlamıyorum ama yaşlı bir kadın olduğuna eminim. Kimi zaman uzanıp ellerimi kendi buz gibi ellerinin içine alıyor, onları yavaşça okşuyordu. İlk başlarda ondan korksam da zamanla alışmaya başlamıştım. Hatta bazı geceler gelmediğinde gözlerim onu arıyor. Neden beni ziyaret etmediğini merak ediyordum. Benimle hiçbir zaman konuşmuyor. Yalnızca orada oturup bana bakıyordu. Sabah uyandığımda da gitmiş oluyordu. Başlarda annem onu görmese de varlığını zamanla o da hissetmeye başladı. Onun geldiğini kulaklarıma dolan ince bir düdük sesine benzeyen o ses sayesinde anlardım. Annem de o şekilde anlamaya başladı. O sesi ne zaman duysam annem odama gelir ve beni kucaklayarak kendi odasına götürürdü. Ona korkacak bir şey olmadığını, yaşlı kadının benim dostum olduğunu söylesem de ağlayarak bana sarılır, onun benim dostum olmadığını söylerdi. Annemin söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu çok geçmeden anladım.
bir gece yanıma hiç ses çıkartmadan geldi. Onun gelişini haber veren ses yoktu o gece. Sessizce karşıma oturdu ve zaman zaman yaptığı gibi uzanıp ellerimi tuttu. Benimle ilk defa konuştu ve hırıltılı sesiyle benimle gel dedi bana. Bana gel. Kendimi bir rüyada gibi hissediyordum. Daha önce benimle hiç konuşmamıştı. Bu değişikliğin verdiği şaşkınlıkla ayağa kalktığında ben de ayağa kalktım. Bir elimi sıkıca tutarak pencereye doğru yürüdü. Biz yaklaştığımızda pencere sessiz bir emir almış gibi kendiliğinden ardına kadar açıldı. Soğuk gece rüzgarı içeriye doldu. Oradan sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey sabah annemin kollarında uyandığımda. Annemin anlattığına göre annem beni pencerenin pervazında ayakta dikilirken bulmuş. Bir ayağımı dışarıya doğru sarkıtırken "Hayır, bunu yapmak istemiyorum. Korkuyorum." diye fısıldıyormuşum. Annem koşarak beni tutmuş ve aşağıya indirmiş. Tüm gece boyunca bedenim sanki buzluğa atılmışım gibi buz kesmiş. Annem ne yaparsa yapsın vücut sıcaklığımı arttıramamış. Sabah uyandığımda ise kendimi iyi hissediyordum. Annem o gün hiç vakit kaybetmeden beni babamın ölümünden sonra birkaç kere gittiği hocaya götürdü. Günlerce, hatta aylarca hocaya gittik. Hocanın söylediğine göre büyü kendisine ait olanı almak için geri dönmüş. Dualar okundu, muskalar yazıldı, sadakalar dağıtıldı. O geceden sonra bir daha o yaşlı kadını görmedim. Onu görmedim ama onları görmeye devam ettim. Bazen onları köşe başında beklerken, bazen de gecenin içinde gizlenirken görüyorum. Bana fısıldıyor, büyünün çocuğu diyor benim için. Şu an orta yaşlı bir kadın olsam da hala onları görmeye devam ediyorum. Bu musallat durumunun benim soyuma da geçebileceğini düşündüğüm için hiçbir zaman evlenmedim. Onları görmeye alışamasam da korkularımı bastırabilirdim ama bu durumu günahsız çocuklarıma yaşatmaya hakkım yoktu. Annem artık iyice yaşlandı. Hafızası da gidip geliyor ama beni ne zaman görse suratında aynı pişmanlık dolu ifade belirir. Saçlarımı sever, bana sarılır ve benden özür diler. Onu affetmesem de bir gün anlayabilmeyi umuyorum. Ölmeden önce. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.